çok farklı bir e, dönem ve çok farklı bir başarı yakaladım. Hala sinirim var. Hemen böyle diğerleri gibi şey değilim. Yani kolay bir hayatım olmadığı için. Bak ben bir ay önceki Seyhan'dan daha farklı bir Seyhanım. Çünkü ben bir ay önce ben hep ne kaybettiysem duygusallığımdan kaybettim. Cephede savaş verdik. Çok sinirli, agresif birine dönüştüm. Daha pozitife doğru gidiyorum. Her şeyin boş olduğunu gördüm. Yani o ev sıcaksa samimi ise. Efendim hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Nasılsınız? Ya böyle mi konuşacaksınız? Hayır, yıllardır hep sen bana soru soruyordun. Şimdi sıra ba sıra bana geldi. <laughs> Dünden beri onu düşünüyorum. Çekim zamanı gelince dedim ki, ya Seyhan dedim kim derdi sana armağan Çağlayan'la programda sana soru soracak ve en çok da ev evet. röportajımız geldi aklıma. Evet. Yani söyleyebilirim değil mi bunlar tabii, tabii. yayınlanacak? Tabii. Ee, en çok ev röportajlarında hani Seyhan en çok hangi evi sevdin? En çok hangi ev konuşuldu diye sorarlar. Hala hep söylerim burada da söylüyorum. Armağan Çağlayan'ın evi. Ben böyle bir etki, böyle bir e, dönüş görmedim. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Yani Hatırlıyorum. Armağan Çağlayan da bunu almıştı ben de. Caddenin bu tarafında yürüyorum. Karşı taraftan koşup geliyorlardı. Seyhan Hanım o ev nerede diye. Evet. <laughs> Yani, şimdi şimdiki kiracı oturuyor evde. Gerçekten hmm. mi? Ama bilmeyenler için söylüyorum. Evin balkonunda yani doğru söylüyorum değil mi? Teras mı? Terası. Terasında evin terasında küçük bir ee, havuz vardı. Yüzme havuzu. Yüzme havuzu. O havuz çok büyük efekt yapmıştı. Bir yani de bahçe. Evet terastaki ama terastaki bahçe ve havuz. Havuz. O havuz nedeniyle ben yıllarca hay sanki yani ne yapacaklar oraya mı taşınacaklar? O ev nerede? <laughs> Çekmek öyle söyleyeyim bari. Şey ee, kiracı çıkmayı düşünüyor mu? Evet sen mi kiralayacaksın? yani biraz yüksektir fiyatı ama oturulur ya. İlk grupla başlıyorum. İlk soru. Yıllarca ünlü kişilerin evlerine girip röportaj yaptınız. Hala da devam ediyorsunuz. O evlerin içinden bugün sizin için sizin içinizde en çok yerleşen duygu nedir ya da? Ya da. Bir röportajınızda magazin camiasını kastederek Bizim piyasanın argosu olur dediniz. İlişkileri böyle kurmanın sizce nasıl olumsuz sonuçları oluyor? Ay ev röportajına cevap vereyim. Buyurun. Ee, ya buyurun deme. Ama ne olsun ben alışkınım. Ya alıştım. lütfen. Tamam, peki. <laughs> e, neydi dur bakayım, o evlerin içinden bugüne... Bugün sizin Bugün... içinizde en çok yerleşen duygu nedir? Bana en çok yerleşen duygu aile duygusu, sevgi duygusu oldu. Evler çok güzeldi yani çoğu ev çok güzeldi ama o evde sevgi yoksa, sıcaklık yoksa o evlerin hepsinin boş olduğunu, hiçbir şekilde o evlere imrenilmemesi gerektiğini hissettim. Yani ben mesela o dönemde anneannem nedeniyle istemediğim bir evde oturuyordum. Yani çıkabilirdim. Evimi kiraya verip istediğim bir semtte oturabilirdim. O yüzden içimde hep şey vardı. Hani ben de bir eve çıkayım, ben de istediğim bir semtte oturayım, daha büyük bir evde oturayım ama... Hep böyle hani o yaşım da küçüktü, 20'li yaşlardaydım ev röportajlarını yapmaya başladığımda. Her şeyin boş olduğunu gördüm. Yani o ev sıcaksa, samimiyse, sevgi doluysa, yaşanıyorsa e, güzel ve özeldi. Bana geçirdiği en büyük duygu bu oldu. Benim için bir evi ev yapan şey Kavrulmuş soğan kokusudur. Çok severim evin içinden. E çünkü yaşanmışlığı ha, gösteriyor. Çok severim. Yani o kadar çok eve girdim ki mesela hiç yemek yapılmayan evler vardı. Evler yaşamıyordu. Bu beni çok mutsuz eden bir detaydır. Ev çok lükstü. İstediğim semtteydi. Hatta hani herkesin hayalinde belki vardır ya da çoğunluğun hayalinde vardır. Villa'da oturayım. O kadar boş ki o villalar. Çünkü içinde yaşanmışlık, mutluluk, aşk Kiminde çocuk yoktu. Bayılırım Bilmiyorum. bir eve gireyim böyle kavrulmuş evet. soğan kokusun çok seviyorum. Yani bak gerçekten hani e, aklımda kalanı söyleyeyim. E, ben hala arpa şehriyesinden pilav yaptığımda yüzün diye söylemiyorum. Armağan Çağlayan'ın evindeki çekime gidiyorum çünkü ben arpa şehriyeli pilavı Armağan Çağlayan bana yaptı ben sonra evime gelip yaptım ve hala yaparım hala o gün o mutfağa o ocağın başına giderim çok da lezzetlidir ama pilav çok ama de... soruya güzel cevap verebildim evet, mi yani duygu güzel. benim de senin söylediğin şeyi unutmuyorum ee, bu Ocak kaç yıllık? Bunda hiç çizik yok demiştin. Evet. <laughs> İkinci grup. Web sitenizin adı Temiz Magazin. Gerçekten Temiz Magazin haberciliği Türkiye'de yapılıyor mu? Yapılıyor. Ya da hakkınıza söylenen en acayip şey Bülent Ersoy'un kızı mıydı? Yoksa daha tuhafını duydunuz mu? Ya ikisi de çok güzel. Nasıl yapacağım? Bir tanesini Seçe seçeceksin. Ya Bülent Ersoy konusunda espri var. Ama yani Temiz Magazin... Türkiye'de Temiz Magazin yapılıyor, yapılıyor. mu? Yapılıyor yapılıyor yani düzgün temiz magazin şu armağan çağlayanın e, YouTube kanalını kıskançlık yapmadan haber yapabiliyorsan bu temiz magazin e, X kişinin dün akşamki konserine kıskançlık duymadan e, ...çok alkış aldı diyebiliyorsan bu temiz magazin. Tersten görmeden Evet, yani. evet. Yani hırslarınla, kötülükle, işte iki sene önceki kavganla... ...bu insanın canını acıtmıyorsan bu temiz magazin. Biz yıllarca onu yaptık. Pazar sürprizinde temiz magazin yaptık. Yani ben o yüzden temiz magazin koydum. Ama hani ne yapayım, seçeyim mi? Seç Yok, cevapladım. Işte cevapladım, cevapladım. Üçüncü grup, ünlülerin sosyal medyalarını etkili şekilde kullanması... Magazin haberciliği nasıl etkiledi? Özel haber, atlatma haber gibi mesleğin heyecan verici taraflarını bu durum ne kadar törpüledi ya da 1990'larda yapılan magazin gazeteciliği mi size daha yakın, yoksa bugün yapılan mı? Bu benim çok istediğim bir soru. O yüzden ilk soruyu seçmek istiyorum. Ee, ünlülerin sosyal medya kullanımları. Biraz ama farklı taraftan cevap vermek istiyorum. Yıllarca magazin çok eleştirildi. Magazini tükaka yaptılar, magazini sevmediler. Şimdi çok sıklıkla görüyorum, e, ünlüler artık... Yani daha doğrusu halk şunun farkında mı? Artık gazetecilerin e, haberini okumuyor halk ya da izlemiyor. Ünlüler ne verirse onu okuyorlar. Ee, aslında hani böyle biraz da ironi gibi de e, cevaplamak istiyorum. Mutlu musunuz şu anda? E, ünlünün istediği fotoğraf, ünlünün istediği açıklama. Yani siz gerçek bir şey okumuyorsunuz. Ünlünün filtreli yüzünü. Ee, görüyorsunuz ya da ünlünün haber olması istediği meseleyi görüyorsunuz, meseleyi görüyorsunuz. Ee, iki ya işte daha yeni sevgili Serdar Ortaç gece kulübünden çıkarken altına kaçırmış bunun haberini yani koyduğumuzda ki bu dünyanın her yerinde haberdir artık o kadar sahte şeyler görmeye alıştılar ki kalkıp diyor ki, hani bu ne bunu niye yayınladınız ya yayınlanacak yani bunlar yayınlanır ünlünün öksürmesi de haberdir, ünlünün kavgası da haberdir, sanat hayatı da haberdir. Ünlünün altına kaçırması da haberdir. Dolayısıyla hani sorunun sorunun da çok dışına da çıkmak istemiyorum ama özel haber yine yapılıyor. Yani yapılabiliyor. E, ama ünlüler canı yandığı zaman bu özel haberden hemen iftiraya geçir, geçiyorlar artık. E, eski tadı kalmadı. Ee, Türk halkı da mutlu olsun. Magazini çok eleştirmişlerdi. Şimdi hak ettikleri magazini izliyorlar. Diğer grup yaptığınıza pişman olduğunuz bir haber var mı? Ya da bu mesleğin sizde bıraktığı en büyük hasar nedir? Ya çok tatlı haberler yaptım ben. Hep hani izinle girdim, izinle çektim. O yüzden ikinci soruyu cevaplayayım. Bu mesleğin bende bıraktığı en büyük hasar. Çok şükür, hani aile kavramım çok yüksek olduğu için, çok iyi bir ailem olduğu için beni çok sinirli yaptı. Onu da bu son işte, yani TV8'den ayrıldıktan sonra çok törpülemeye başladım. Ee, bendeki en büyük hasarı çok fevri ve çok sinirli olmamdı. Hep kendimi savunmaktan dolayı... Böyle sert bir kadına dönüştüm. E, ünlüyle savaşmıyorsun ki, ünlünün yanındakilerle savaşıyorsun. Ünlünün şoförüyle uğraşıyorsun, ünlünün... ...basın danışmanıyla uğraşıyorsun, ünlünün menajeriyle uğraşıyorsun. ha Keşke işi bilenlerle uğraşsam. Bir de işi bilmeyenler var. Dolayısıyla bendeki en büyük hasarı... ...böyle çok sinirli, hiç alttan alamayan bir tiptim. Bir dönem. Hala da yine böyle hani... Saç geldi bu arada, e yine böyle e, hala sinirim var, hemen böyle diğerleri gibi şey değilim. Yani kolay bir hayatım olmadığı için, ay tırnağım kırıldı, bir dakika durumunda değilim. Hep savaş verdik, cephede savaş verdik, çok sinirli, agresif birine dönüştüm. Daha pozitife doğru gidiyorum. Bu, biraz o yapılan mesleğin e, gerginliğiyle de alakalı çok, olabilir. Çok, çok savaş, hep cephede savaş, kimse bunun farkında değil. Yani ben Armağan Çağlayan'ı geldim, Armağan Çağlayan'la röportaj yaptım. Yanında en kaliteli asistanı vardı. En güzel şekilde ağırlandım. En güzel haberimi yaptım, gittim. Ama biz öyle değiliz ki. Çok büyük savaş veriyoruz cephede. Ne yapsan olmuyor. Durduğun yer önemli, çektiğin açı önemli, arkada kalmayacağın... Ne kadar zor hakikaten. Ya bir de senin zamanında... Bir yere röportaja gelirdiniz, mesela popstar'a 60 kamera. 60 kamera. Bir de şöyle bir şey var. Zavallı kameramanım Uğur Dengiz. Show TV'de üç buçuk yıl beraber çalıştık. Aynen benim gibi e, sanatçıların açılarını biliyordu. Sedan Sayan sağdan ister. Seren Serengil soldan ister. Bülent Ersoy ortadan ister. İşte efendim Emel Sayın şuradan ister. Artık böyleydik yani. Ha keşke böyle kalsaydı da kalmadı. Şimdi başka şeylerle uğraşıyorlar. Kendinizi bir gazeteci mi yoksa böyle bir programa davet edilen bir ünlü olarak mı görüyorsunuz? Ya da sivri dilli muhabir algısı size fayda mı getirdi yoksa zarar mı? Ay fayda getirdi. Onu cevaplayayım. Sivri dilli muhabir algısı. Ben normal hayatımda da hep böyleyim. Yani bana komşum, üst komşum çünkü hep aynı yerde oturuyorum. 46-47 yaşındayım. Yeni yeni girdim ya 47, o yüzden 46'ya gitti ağzım. 47 yıldır aynı yerde oturuyorum. Üst komşum bana kırılsa da doğruyu söylerim. Yalan da söylemediğim için hiç yani şey yapmam, e, tekrar onu da düşünmek zorunda kalmam, dobra olmam, e, sivri dilli olmam. O anda yani bir olay yaşanırken e, tepki almama sebep oldu. Ama ben günün sonunda. ...doğruyu soran, doğruyu söyleyendim. Dolayısıyla bana en başta... E, ...abla diye bir kelime getirdi. Seyhan abla. Ya, Seyhan abla bize onu yapmaz, Seyhan abla bunu yapmaz. Sivri dilli... ...insanların... ...iki yüzlü olduğu için doğruları söyleyememesinden kaynaklanıyor. Ben doğruları söyledim, o... ...kimine göre dobralık oldu... ...kimine göre sivri dillilik oldu. Ama 47 yılıma bakıyorum... İşte de, özel hayatımda da, arkadaşlarımda da, ailemde de e, ben buyum ve hep doğruyu söylüyorum. Dobrayım, bana artı getirdi. Kısa süre önce başladığınız televizyon programı 1990'larda ve 2000'lerden itibaren sıkça gördüğümüz bir formata sahip. Televizyon kanalları magazin programcılığında yeniliğe direniyor mu? Ya da? Yüzünüzün görünmediği, sadece sesinizin duyulduğu dönemde mi kendinizi daha iyi hissediyorsunuz yoksa kamera önünde geçmeye başladıktan sonra daha iyi hissediyorsunuz? Hangisini cevaplayayım? Sen seçeceksin. E sen söyle. Bir tane de sen söyle yani. E bence ikinci. İkinci mi? Gazeteci bence hep söyledim bunu. Gazeteci ünlü olmamalı. Ben Show TV'de olmasaydım tanınmayacaktım. Bana hiç artı getirmedi diyebilirim. Sadece sevildiğimi gördüm. Buradan beslendim. Ee, hiçbir zaman hani sokakta kötü bir gözle e, şey yapmadım, karşılaşmadım. Hep fotoğraf çektirildi. Hep sevildi. Kilolu olmam bile artıydı o kadınlar için. Yani ben onlardan biriyim. Hep aynıyım çünkü. Hiç değişmedim. Yani 44 beden bir kadınım. Dolayısıyla neydi soru? Artı getirdi miydi? Hı -hı. E, e, kamera önüne geçmek. Mi? Kamera. Yani pişman mısın aslında? Pişman istemeden <laughs> oldu. Yani bu benim tercihim değildi, o yüzden e, pişmanım diyemem. Ama. Senin şeyle mi oldu? E, Yıldız Hanım'la oldu. Hayır değil hiç mi? öyle bir şey olmadı. Ben Yıldız Tilbe ve, ve Hülya Avşar tartışmasında zaten Show TV'de çok ön plandaydım. Hatta yani düşün şu fizikle, şu suratla o kadar hani seviyorlar ki. Ee, o zamanki yöneticilerimiz beni yani halk sevdiği için pazar sürprizinde sunucu olmadığı zaman ben programı sunuyordum hmm. ve gazete yani köşe yazarları şey diyordu ya ne kadar güzel memelerini ekrana dayamadan bir gazeteci e, ekranda magazin programı sunuyor yani ben çok farklı bir e, dönem ve çok farklı bir başarı yakaladım dolayısıyla ama şöyle bir gerçek var. Ee, otobüse binen bir insan, metroya binen bir insan, dolmuşa binen bir insan ünlü olmamalı. Çok rahatsız oldum. Dolmuştayım. Öndeki adam, ''Seyhan abla'' diye sesleniyor. Utanıyorsun. Ama güzeldi bir şey. Bak çok güzel ama ben utangacım. Yani hani böyle konuştuğuma bakma. Ben çok utangaç biriyimdir. Ben şurada birinden hoşlanayım. Bana üçüncü kez baksın, ben ona bir daha bakamam. Hani böyle bir tarafım var. O yüzden... Ee, ...gazeteci ünlü olmamalıydı. Ama maalesef ben oldum. Barış Tarkoğlu da geldiğinde... ...gazeteci deşifre olduğunda artık ona doğru haber akmaz demişti. Yok öyle bir şeyim olmadı. Ben sadece... ...tanınmış olmak beni rahatsız etti. Çünkü o kadar çok farklı şeylere maruz kalıyorsun ki sen insanların gözünde zenginsin, çok zenginsin. Şoförün var, araban var, işte villada oturuyorsun. Otobüste ne işin var ya kardeşim benim? Hayatım otobüste ne var ki? Ne var? Diğer Öyle grup. sorunlarım oldu benim. Diğer grup gazeteciliğin bir temas ve mesafe işi olduğu hep söylenir. Daha yakın temas uğruna mesafeyi unuttuğunuzu düşündüğünüz anlar oldu mu hiç? Ya da magazin haberciliğine yönelik eleştirilerden, bugün yapılanlardan hangilerini haklı buluyorsunuz? Mesafeyi unuttuğunuzu düşün... Evet, onu cevaplayayım ben. Ben çok fazla duygusal bir insanım. Ee, mesafeyi unuttuğum anlar kötü anlamda olmadı. Ama yani bir haber yapılırken, mesela orada bir şey öğrensem, bir şey duysam ya da... Armağan Çağlayan hakkında bir şey duysam onu bana yapma dese ben onu yapmadım. Yapamadım hiçbir zaman. Ve aya ay, hiç unutmuyorum mesela isim vereyim. Bülent Ersoy oturuyoruz. Yanımda da hafta sonu gazetesinden e, gazeteci bir arkadaşım var. Şu an çalışmıyor, gazetecilik yapmıyor. Ya Bülent Hanım çok özel bir şey anlattı. Bana dedi ki Seyhan bak bunu gazeteci olarak anlatmıyorum. Bir hafta sonra hafta sonunun kapağıydı. Ben hep ne kaybettiysem duygusallığımdan kaybettim. Ne kazandıysam duygusallığımdan kazandım. Yani yakın olmasaydım mesela ama bunun aslında baktığında yakınlıkla da alakası yok. İnsana saygı nedeniyle bana yine birisi onu dese ki bak Seyhan bunu yapma ben yine yapamazdım. Gazetecilikte bu olmamalı. Ama yine yaşasam 27 yine yılımı yine aynısını yaparım. Yani ben ne kazandıysam duygusallığımdan ve sevgimden, ne kaybettiysem de ondan kaybettim. Şu anda bile aynı. Evime giderken yani bırak gazeteciliği. Ya kardeşim kedi mi yavluyor? Bak millet duymuyor. Sen de duyma. Duyma ki evine git dinlen uyu. Sabah işine git. Hayır o kedinin sesi duyuluyor. O alınıyor. 24 saat açık veteriner bulunuyor. O. Bir de cebindeki son para oraya veriliyor. Şöyle hissediyor musun sen ya? Bazen bana olur da ondan. Ee, şimdi sen kaç yıldır bu piyasadasın? Yani 30 yıl oldu işte. Benim de 27. Evet. Bazen şey diyorum. onu o kadar çok şey biliyoruz ki. Hı -hı. Bir konuşsak ne acayip şeyler olur diyorum mesela. Çok olur. Mesela bana en çok sorulan soru kitap yazacak mısın? Ben asla Öyle bir soru var mı? Yok. Yok. Ben asla yazmayacağım mesela. Ben de yazmayacağım. Çünkü evet. yakışmaz ya. Ben hep şöyle savunuyorum bunu. O gün o ilişkiyi yaşarken ya yani o, o o onun yaş o anı yaşarken o insan benim bir gün bunu yazacağımı bilmiyordu. Belki yazsaydı evet. farklı davranırdı. Evet. Bana haksızlık gibi geliyor. Çok çok haksızlık. Ama şöyle ki özelleri mesela ikiye ayrılıyor. Özelleri yazmak var bir de senin yaşadıklarını yazmak var. O da bana yanlış geliyor. Bana da yanlış geliyor. Çok... Çünkü bugün olsa öyle hissetmiyorsun belki. Yok. Değil mi? Hissetmiyorsun. Hiç çok değişiyor. Bak ben bir ay önceki Seyhan'dan daha farklı bir Seyhanım. Çünkü ben bir ay önce çok yakın bir arkadaşımı çok özel ve çok acılı bir şekilde kaybettim. Yani ben bir ay önce küs olduğum birini şurada stüdyoda görsem kafamı çevirirdim. Şimdi buradan geçse sarılır öperim. Tam da sana diyecektim ki küs olduğun kimse var mı? İşte Hülya Hanım'la görüşmüyoruz. Hala. E, tabii hiç barışmadık. Ama aynı yerde çalıştık. TV8'de birlikte çalıştık. Ee, ama şey yapmadık, e, görüşmedik ama şimdi restoranda ben Hülya Avşar'ı göreyim... ...bir ay önceki hani o arkadaşımı kaybetmemin acısıyla gider sarılırım. Ne gerek var ki? Bir de... ...bizim Hülya Avşar'la yaşadığımız e, konu... ...aslında Ders Olmalı magazinde. Pisleşmeden bir kavga yaşadı. Bir gazeteci ve bir ünlü. Şu anda yaşasalardı böyle bir kavgayı... ...o gazeteciyi ya da hangisi taraf kuvvetliyse biliyor musun, mahvederlerdi. Gazeteci onu, o gazeteciyi. Ne Hülya Avşar benim ayağımı ka kaydırmaya çalıştı. Ki o zaman Show TV'de çalışıyordu. Show TV çalışmıyordu. Show e, TV'ye program yapmak istiyordu. E, ve mesela kimse bilmez ilk defa söylüyorum. İlk programına da beni istedi. Yani ilk Seyhan'ı ağırlayayım demiş. Ama o zamanki aklımla gitmeyecektim tabii ki. Ama şimdi yani neyse şimdi demeyeyim çok geçmiş zaman. Bizim e, Hülya Şar'la kavgamız örnek olmalı, çok kaliteli. Ne ben ona kötü bir şey yazdım, ne olmayan bir iftira attım. Yani kin beslemedim. Şey... Kalemimi kötü anlamda kullanmadım. Ne de o benim ayağımı kaydırmaya çalıştı. Bir de bu piyasa ufacık ya. Hiç kar, e, sen, karşılaştık. Sen ha habere gitmiyordun o zaman değil mi? Asla ona habere gitmiyordum çünkü çok kırılmıştım. Ee, hiç gitmedim ama Altın Kelebek'te karşılaştık. Belki de yani tanımıyorum Hülya Hanım'ı çok fazla. Belki ben de ona cevap verseydim orada bile barışabilirdik. Döndü bana baktı orada. Ben kafamı çevirdim. Çok küçüğüm ya. Hülya ikinci bir insan değildir. Değilse o zaman belki onun için yaptı. Sonra TV8'in koridorunda karşılaştık. Yine böyle birbirimiz ben sağdaydım o bu taraftan geliyordu. Yanında da Acun vardı. Yine selamlaşmadan geçtik. Hiç ikinci bir insan değildi. Ben o Hülyasun, zaman ondandır. Biliyorsun çok uzun yıllar çalıştım Hülya Hanım'la. Hülya şurada. Hiç ikinci bir insan değildir asla değildir. Yani çok e, ders olması gereken bir tartışma. Gerçekten. Hülya Avşar deyince aklıma hep pirinç tanesi gelir. Neden? E, Hülya Hanım çok pilav sever, beyaz pilav. Ee, yere de pirinç tanesi düşsün hiç istemez. Öyle bir inanışı var. Hep yerken düştüğünü inanır, bütün ekibe pirinç tanesi aratırdı. Benim ömrüm Hülya Avşar yerde pirinç tanesi aramakla geçti. Kıyamam yani. <laughs> ee, hep iyi olsunlar, hepsi. Ee, çünkü yeni gelenleri gördükçe... Es, ben çok bu konuşmaya şahit oluyorum eski starları çok arıyor yeni e, starları gördükçe gazeteci arkadaşlarımız bir şey soracağım? ben de tam aksini düşünüyorum Artık sanki Değil. kapris kapris kalmadı gibi geliyor Kap, kapris kalmadı gibi geliyor o kaprisle şu anda yer değiştiren egolar var ya keşke o kapris olsaydı o kaprisler tatlı star kaprisiydi ne yapman gerektiğini biliyordun şimdi ego ile savaşamıyorsun son soru Aa bitti mi? Evet böyle bizim programımız böyle. Seren Serengil mi daha başarılı sence? Hakan Ural mı? Ya da Bircan Bali mi daha başarılı? Esin Evet mi? Ay çok mu aradınız bu soruları? <laughs> yani şey isimleri. Ya yani şimdi e, Seren Serengil, Hakan Ural, Bircan Bali. E, Seren Serengil yani bir Esin gazeteci ya. Hani o yüzden ikisini kıyaslamayayım e, çünkü bir can gazeteci değil. Hani o yorum yaparak anladım. ünlü oldu. Seren Serengil ile Hakan Ural'ı cevaplayayım. Ee, bence Hakan Ural daha başarılı çünkü kendini yoktan var etti ve öyle ya da böyle e, seviliyor belirli bir kesim tarafından. Seren Serengil de benim çok yakınımdı. O da kendini yani şimdi bak. Söylerken bile filtreli söylemek durumundayım. Çünkü ya o kadar olayları yanlış anlayan ve hemen hakarete çeviren birisi ki... ...keşke eski Seren olarak kalsaydı. O tatlı, o naif, o kırılgan haliyle çok değişti. Yani bir hani Gülben Ergen konusuyla birlikte başlayan bana küs mesela. Aa. Tabii TV8'de Gülben Ergen'le röportaj yaptığım için... ...sadece küs değil bir de sosyal medyasından bir sürü... ...iftirada bulundu. Ben hiçbirine cevap vermedim. Çünkü versem isim vermedi ya... ...kova olduğum için orada bir akıllılık yaptım. Oraya desem ki ya bunları niye yazıyorsun? E sen niye üstüne alındın? Diye cevap verebilirdi bana. Ama o yüzden Hakan Ural daha... ...başarılı e, geliyor. Kendini yoktan var edip sevdirdiği için. Keşke Seren de... ...o benim Show TV yıllarımdaki tatlı, naif... Ee, ...Seren olarak kalsaydı, ben hala hayalimde onu öyle hatırlıyorum. Bahseverim Sayın Hanım'ı. Eski halini mi, yeni halini mi? Ben seviyorum ben onu. Ben eski halini seviyorum. Deli dolu geliyor bana. Ama eski hali deli doluydu, şimdi öyle değil. Çok saldırgan. Bu son bu son soru kendi, kendi merak sorum. Son zamanlarda magazinin geldiği... E, ...yuvarlak masa tartışma programlarının döndüğü artık magazin o, artık Türkiye'de. Evet. Hani eskiden nasıl... öyle olduğunu zannediyorlar. Magazin o değil de. Ama eskiden nasıl biz pazar akşamları telebole bekliyorduk? Evet. Şimdi de her sabah insanlar kalkıp o yorumları bekliyorlar. Sence bu hali mi daha iyi yoksa eskisi eski daha? Eski hali. E, bu halinde her masada bir gazeteci var ise ve doğrular konuşuluyorsa bu hali olur. Ama eski halinde kalite vardı. Ama sayın o zaman da mesela bir haber yapılırdı. Bir insan bir gecede yok edilebilirdi. Ama o başka bir kültürden başka bir adamın elindeki e, güçtü. Yani sektör çark o insanları eritti. Dolayısıyla iş temize kaldı. Şimdi hani demin eleştirdim ya Instagram'da e, ünlülerin kendi magazinlerini izliyoruz diye. Aslında o o döneme karşı biraz da verilen savaş hani her taraf, bir tarafı eleştirirken bir tarafı eksik bırakmayayım. İnsanlar çok yoruldu, çok canları yandı. Kendi mecralarını yarattıklarında mutlu oldular ama o dönemki magazinde bir kalite vardı. Şey gibiydi o dönemki magazin. Benim çocukluğumda dansöz beklenirdi. Yılbaşı gecesi TRT'de. Ee, o heyecan vardı. Ne olacak, ne bitecek? İşte Show TV'de bir program, Kanal D'de bir program, Star TV'de bir program. Magazinin bir tadı vardı. Şimdi bir şey yok ki. Ee, konuş birisinin hakkında. Gazeteci olmayan birisi konuşsun üstelik de. Ertesi gün dava açılsın. Televizyonda konuşulamayanlar Instagram'da daha ağır bir şekilde belden aşağıya vurulsun. Magazin belden aşağı değildi ki. Yani ben ona üzülüyorum sadece. Çok belden aşağı. O onunla yatmış, bu bununla kalkmış hemen sosyal medyalarında filtreyi basıp konuşuyorlar. Magazin bu değildi. Magazin konserde. Eskiden abi ha, işte. i̇şte. Magazin e, o sanatçı ile birlikte mesela konser e, şeyi vardı, ta e, takibi vardı. Uçağa beraber binersin, inersin, orada yemek yersin, hepsini çekersin, konseri verirsin. Magazin buydu ve bu olmalı aslında. Bu olmalı. Kıbrıs'a giderdiniz öyle uçak dolusu. Kıbrıs'a giderdik, bayramda Antalya'ya giderdik. En güzel röportajlar yapılırdı. Ondan sonra gece konserler çekilirdi. Magazin bu. Magazin kötü bir şey değil, tatlı bir şey. Ama o zaman insanların şimdiki gibi takip edemiyordu. Şimdi insanlar her gün Instagram'dan takip ediyorlar. İşte o atıyorum Ebru Hanım'ı görmek için işte belki iki ay, bir ay konser bekliyordu. Şimdi öyle değil ki. Ama böyle gitmeyecek ki. Şimdi o bölüm bitti, bu bölüm başladı. Daha ne kadar insanlar yalan hayatları izlemek isteyecekler? Mesela ben şeyden sıkıldım. Timeline'ımı değiştirsem diyorum. Hep aynı, aynı şeyleri görmekten. Söyleyeyim mi? Ben son iki haftadır, cumartesi akşamları, yani Temiz Magazin'in Instagram sayfasında, ben son iki haftadır artık ünlü kıyafetlerini koymuyorum. Bak Gülşen'i de koymadık bu hafta. E Çünkü hep aynı. Bunalacaklar. Bak, e, ilaç ilaç e, reklamı yapıyorlardı. Hepsinin e, zararlı olduğu ortaya çıktı. Yapamıyorlar. Yani dolayısıyla Instagram'da bitecek. Başka bir mecra gelecek. Ya da belki eski magazin gelecek, bilmiyorum. Bir şey gelecek ama. Dünyada TikTok yükselecek diye bir öngörü var. Çok kalitesiz ama ya. O yani ama öyle bir öngörü var. Ben biraz hani böyle şey taraftarıyım. Hani 6 yıldız, 7 yıldız seven bir tipim. Ama bir şey söyleyeyim, o bağımlılık. Bazen uyumadan telefonu elime alıyorum, biraz TikTok bakın diyorum saatlerce. Ben daha indirmedim. Yani direniyorum. Ben saatlerce seyrediyorum. -a. Çünkü çok kısa ve çok salak salak ve çarpıcı ya. Saatlerce bakıyorum. Yok işte, ben daha o bölüme gelmedim. Seni seviyorum. Ben de. Geldiği için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel cevapladın mı? Gayet Mutlu güzeldi. oldun mu? Gayet güzel. Sen tamam. mutlu oldun sorular. Ben çok mutlu oldum. Senin de yüzünü güldürdüm. Seni çok seviyorum. Hep iyi ol. Ben de ol. öyle. Çok Hep teşekkür ederim. E, sağlıklı ol. Hepimiz sağ olasın.